Endometriyozun tanısında ilk basamak tabii ki jinekolojik muayene ve hastanın düzgün sorgulanması. Hasta adet esnasında şiddetli ağrıdan bahsediyorsa ki bu ağrı en baştan ilk adet görmeye başladığı dönemden itibaren olabilir veya daha önceleri hiç ağrısı olmayan, adet esnasında hiç ağrı çekmeyen bir kadının daha sonra adet esnasında ağrı olma gibi problemi ortaya çıkabilir. Bu endometriyozu düşündürecek ilk şikayet, ilk semptom, ilk bulgu. Bunun yanı sıra ilişki esnasında ağrı olabilir. Bu da endometriyozu düşündürecek ilk basamak. Siz hastayla konuşurken bunun altında bir endometriyoz olabilir diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu izleyen aşama jinekolojik muayene. Muayene esnasında yumurtalıkların hassas olması, ele gelen bir kistik oluşum yine jinekolojik muayene esnasında. Özellikle rahim arkasında rahimle bağırsak arasındaki nodül dediğimiz hassas parmağınızın ucu dokunduğunda bile çok şiddetli ağrıya yol açabilecek oluşumların tespit edilmesi endometriyozu düşündüren bulgular. Ama asıl teşhis ya ultrasonografi ile ultrasonografide görülen kistin içeriğinin dediğimiz gibi çikolata kistinin buzlu cam görünümü gibi bir ultrasonografik tipik görünümü var. Bunu izleyen kan tahlilleri ve bunu izleyen laparoskopi ile görüntülenmesi ve buradan alınan biyopsi ile tanı koymak mümkün. Yani özetleyecek olursak ilk basamak hastanın şikayetleri. İkincisi jinekolojik muayene esnasında bir takım ağrı ve hassasiyetlerin tespit edilmesi. Üçüncüsü kan tahlillerinde CA125 denilen bir laboratuvar tetkikinin yüksek olarak tespit edilmesi ki buna çok nadiren başvuruyoruz. Bu basamağa pek ihtiyaç duymuyoruz genellikle. Ve son olarak da tanıyı kesinleştirecek laparoskopi dediğimiz yöntemle kistin görüntülenmesi, endometriyoz odaklarının görüntülenmesi ve buradan alınan biyopsiyle tanı kesinleştiriliyor.